Bir Türk oyun firması Peak Games, 35 farklı üniversiteden mezun olmuş 100 çalışanı bünyesinde bulunduran Peak Games ki bir Türk firmasıdır. Unicorn ünvanıyla, Unicorn 1 milyar dolar üzerine değeri çıkmış şirkete deniyor. Amerika'da bir şirkete satıldı. Zinga isimli bir şirket. Bununla üç tane bakanımız çıktı dedi ki gurur duyuyoruz. Peki bu gurur duyulacak bir şey mi? Hayır. Niye? Çünkü ülkemizin 3 yılda 1 milyon yazılımcı yetiştirme gibi bir projesi var. Yetiştirdiğimiz her yazılımcıyı, her oluşturduğumuz markayı yurt dışına satacaksak bununla gurur duyamayız. Bunlar yüzde yerli kalıp yurt dışına bir şeyler satarsa bu ülkenin faydası var. Biz eğer ki her oluşturduğumuz markayı bir Amerikan markasına devredersek, bir İngiliz markasına, bir Alman markasına satarsak hiçbir zaman bir Türk markası dünyada bu kadar büyük bir yere gelemez. O yüzden de ben üç bakanımız da bununla gurur duymasını anlayamıyorum. Tabii ki Türkiye'de böyle başarı olması ama bu başarının yerli milli olarak devam etmesi hayalindeydim. Şimdi gelin görelim bakalım. Yarının dünyasında insanı insanı satmak nasıl olacak? Hoş geldiniz. Dünyanın en eski dört mesleğinden birisi köleliktir. Bedava yapılansa tek mesleği ilk mesleğidir. Gerçi artık son mesleği değil ama kölelik eski Yunan'da ve Roma'da antik dönemde çok çok yaygındı ve toplum belli statülere ayrılıyordu. Köleleri eğlence için aslanların önüne atıp parçalatan insanlar vardı. Köleler dönem dönem ayaklandı. Bugün Amerika'da olan ayaklanma gibi Spartaküs ayaklanması olduğu 100 bin köleye ulaştı sonra yok ettiler. Maalesef köleler çok başarılı olamadı ta ki 1800-1900'lü yıllara kadar. Transatlantik köle hattı ee, Amerikalıların Kızılderilileri köleleştirmesinin yeterli kalmaması sebebiyle Afrika'dan köle çekmesiydi. Hem Avrupa'ya hem Amerika'ya sürekli siyahi vatandaşlar, siyahi köleler daha doğrusu götürülüyordu. Bu siyahi köleler bir süre sonra çok çok iyi bakılmadıkları için ölüyorlardı. Çünkü Amerikalılar hunharca Kızılderilileri katlettikleri gibi köleleri de katlediyorlardı. Bir süre sonra daha fazla köle çekmeye başladılar. Ellerinde silahları vardı. Nasıl ki Kızılderilerin ellerinde silahları yoktuysa Afrikalıların da yoktu. Konuyla ne alakası var? <laughs> Bekleyin. Ee, o kadar fazla köle getiriliyordu ki gemilerde bu kölelerin yarısı yolda ölüyordu. Hatta bu köle taşıyan gemiler tumberiyo yani ölü taşıyıcıları deniyordu. Ee, o dönemde bir kaptanın el yazısından işte gemi defterine ulaşılmış daha sonradan diyor ki biz işte çocukları geminin bir kısmına, hamile kadınları bir kısmına, ortaya işte kadınları hamile olmayan en alta erkekleri istifliyorduk diyor. Yani böyle kereste gibi diziyorduk. Adım atacak yerleri yoktu. Çoğu birbirinin üzerinde uyuyordu. Ölenler de diğerinin üzerine ölüyor. Tuvalete bile gitmiyorlardı. Artık çirkinleştirmeyeceğim konuyu. İşte tüm bu kölelik aslında size tanıdık geliyor mu? İşin ilginci köleliği başlatan ülkeler İngiltere ve Amerika 1807 yılında ufak ufak yasalar çıkarmaya başladı. Ve ilk İngiltere'de kölelik kaldırıldı. Sonra diğer Avrupa devletlerine yayıldı. İngiltere'den sonra Avrupa'da köleliği ilk kaldıran ülke ise Osmanlı'ydı. Sultan Abdülmecit döneminde 1847 bir fermanla kölelik yasaklandı. 1926 yılında ise kölelik dünyada tamamen yasaklandı. Ha kölelik bir yasaklandı insanı satmak bitti mi? Hayır. Çin'in Uygur Türklerini dünyaya organları da helalledildiği Suudilere vesaire pazarladığı konuşuluyor. Keza Suriye'de çeşitli insanların IŞİD gibi sistemlerle, örgütlerle, terör örgütleriyle satıldığı, hatta Türkiye üzerinden de satıldığı konuşuluyor. Özellikle genç kızların, çok çok küçük yaşta genç kızların bir de işin şu yönü var, kendini satan da var, organlarını satan, ilaç tedavisinin çocuğu için, kendisi için bir şekilde organlarını satan insanlar da var dünyanın her yerinde var. Telefonun yaygınlaşmasıyla birlikte ilk önce Amerika'da sonra Rusya'da telefonla randevu kafeleri kuruldu. Sen gidip bir kafede oturuyordun ve masa numaran vardı işte diyelim ki 65. O masadaki telefon başkası seni kesiyor. <laughs> Bunu aslında Tinder'ın ilk versiyonu gibi düşünün. İşte 5 masa ötede oturan bir kadın eğer ki seni beğendiyse 65'i arıyor ve konuşuyorsun. Kimle konuştuğunu çok fazla bilmiyorsun. Buralar çok kalabalık olduğu için. Bu İlk internetin hani böyle birilerini beğenmenin Facebook'un falan tabanı gibi düşünün. Sonrasında bu sistem çok sevildi. Televizyonlar, reality show'lar insanları yağmalamaya başladı. İnsanı insana satmanın televizyonla buluşması çok acımasız oldu. Rating için insanlar feda edildi. Çeşitli sahte şovlar çıkartıldı. Sonra evlilik programları çıktı. İnsanlar tanıtılıp vitrinde alın bunu bunu alın ya da bu daha güzel diye harcandı o kadar ilerledi ki bizde de moda olan işte BBG evi falan filan gibi biri gözetliyor gibi insanların yaşamını gözetleme sahte olan şovlar başladı. Bu şovlarla bir sürü insan işte daha sonradan müzik programları falan ünlü oldu, star oldu, hayran olduk. Ama bu ekranda gördüğünüz yüzlerin hiçbirini artık hatırlamıyorsunuz. Zerre önemi yok çünkü televizyon ürettiği ünlülüğün süresi 2 yıldır. Eğer ki halktan birini alıp bir yıl, iki yıl kullandıysanız atıp yenisini almanız lazım. Geldiği yerde çok fazla köle var. Ki daha önce Survivor'la ilgili bir video yapmıştım. Orada da hızla ünlü üretip tüketiyoruz, yenisini alıyoruz. 20 yıl önce Big Data'nın önemi internetle buluştu. Big Data dediğimiz şey ki bu konuda da videom var yine link koyarım. Big Data sizin ürettiğiniz her türlü bilgiye deniyor. Hangi ürünü, hangi ürünü yan yana alıyorsunuz? O zaman diyor ki e, kola alan cips de alıyor, bunları yan yana koyalım. Hangi saatlerde alıyor? Hangi illerde daha fazla alınıyor? Stokta fazla ürün tutmamak için ne zaman neyi satacağını bilirsen daha rahat yönetirsin ticaretini. Boşu boşuna ürün üretmezsin ya da az ürün üretip pazara talebi eksik bırakmazsın arzı o kadar başarılı oldu ki Big Data bir süre sonra insanların bütün davranışlarını incelemeye başladılar. Ve dediler ki bir cep telefonu verelim ellerine, yürüdükleri, gezdikleri, sağlık koşulları artık her neyse bütün bilgilerini bilelim. Kredi kartlarıyla cep telefonlarını birleştirelim. Ne alıyorlarsa, ne yapıyorlarsa, hangi saatte yatıp uyanıyorlarsa her şeyi bilelim. O kadar fazla her şeyi bildiler ki bir yerden sonra Amazon gibi çeşitli servisler evinizi dinlemeye başladı. Çünkü size göre reklam çıkması gerekiyordu. İnsan insana satabilmek için, size reklam vermek isteyen insanların ürünlerini size satabilmek için özel hayatınıza tecavüze başladılar. Telefonlarla konuşmanız dinlenmeye başladı. Telefon aldığınızda hadi çabuk kur, evet evet her şey <laughs> okey okey diye ilerlerken bir sürü şey izin veriyordunuz. Kameranın kullanımına, telefonun mikrofon kullanımına. Sonra şaşırıyorduk. Biz telefonun yanında pizza pizza diye konuşuyor. Niye pizza SMS'i geliyor diye. İş da zaten zirveye varmıştı. İşin içerisine son 10 yılda yapay zekayı da eklediler. Yapay zeka o kadar akıllandı ki bir süre sonra sizin isteklerinizden ziyade onun isteğinin önemli olduğunu öne sürdü. Ki bir ülkenin başkanlık seçimine bile etki edebildi. Facebook bunu mahkemede kabul etti. Her ülke buna bayıldı. Sanmayın ki bir tek Amerika'da oldu. Dünya üzerine son 5 yıl içerisinde yapay zekanın fikrinizi etkilemediği çok az kararınız var. Bundan 10 yıl önce umurumuzda olmayan, hiç ihtiyacımız olmayan Facebook, Twitter, Instagram, YouTube gibi ortamlar bizim için olmazsa olmaz oldu. Eğer WhatsApp'ı kullanamıyorsak ve <laughs> cep telefonuna internete ulaşamıyorsak, FOMOFOBI diye bir video var, ulaşamıyorsak çıldırıyorduk. En önemli şey internette, en önemli şey o Instagram için o fotoğrafı çekip orayı yüklemekti. Instagram psikolojisi. Tüm bunlar olurken yazılım sektörü bir şeyi fark etti. Ha dediler. Madem ki insanı insana satarsak daha kolay. Biz niye kendimiz web siteleri, ürünler, haber siteleri bir şeyler üretiyoruz ki? Bir tane platform kullanın WhatsApp diye. Ahmet yazsın, Mehmet okusun. Bu kadar basit. Instagram Melis fotoğrafı koysun Ece beğensin. Ece beğenmezse Melis'e küssün. Birbirlerine takip Takibe takip. Mecburen beğenecekler. İşte insanı insana satmak burada zirveye ulaştı. Senin koyduğun fotoğrafı o beğeniyordu. Onun koyduğun öbürü içerik o kadar kolay sizin tarafınızdan oluşturuluyordu ki Para kazanmak çok kolaydı. Artık senin bir şey üretmene gerek yoktu. Bu videoyu izlerken bile ben üretiyorum, siz izliyorsunuz, reklam verenler araya giriyor, YouTube %30'unu alıyor. Sistem çok çok başarılı. Oyun firmaları da bu fikre bayıldı. Çünkü eskiden benim gençliğimde efendim Call of Duty vesaire oynayacaksanız ya da bir herhangi bir bilgisayar oyunu falan oynayacaksanız mutlaka yapay zekanın yönettiği modellemeler olmalıydı. Yani mesela ilk çıkan FIFA'ları oynamak çok kolaydı. Çünkü karşınızda bilgisayar vardı ve klişe işte şutları mutlaka kaleci yiyordu ya da ilk Call of Duty'lerde bir sürü harita çizmek, bir sürü yapay düşman çıkarmak ve sizin onunla oynarken keyif almanız gerekiyordu. Lakin sonradan işte Call of Duty üreten firmalar, çeşitli firmalar e, oturup dediler ki ya biz o kadar çok fazla harita çizmeye, yapay zekalar modellemeye ihtiyaç niye duyuyoruz ki PUBG'deki gibi bir tane harita koyalım yesinler birbirlerini insana insana satmanın zirvesi. 3 yıldır PUBG ile zaten ki Battle Royale'lerin tamam bu mantıkla ilerliyor. Zirveye ulaştı. Harika bir sistem düşünsene. Karşındakinin zorluk seviyesini bilgisayarın ayarlamasına hiç gerek yok ki. Tek yapman gereken bilgisayarına yüklediği o küçücük bilgisayar oyunuyla bir başkasıyla kozunu paylaşması. Karşısındakinin ne kadar yapay zekası iyi ki bazıları iyidir, bazıları kaşıktan hallice. E, olabildiğince keyif alıyor. Dolayısıyla insan karşısında gerçek bir insan olduğunu ki bazen bot da var tabii ki. Bildiği sürece daha fazla keyif alıyordu. E-ticaret de bu yöndeydi. Alibaba, Amazon işte bizdeki gitti gidiyor vesaire. Ki gitti gidiyor da gitti bu arada. Hani Pick Games gibi onunla da gurur diyelim. Yemek sepeti de yabancıya satıldı. Neye yabancıya satıldıysa hepsi de gurur diyelim. Hiçbir yerli kalmasın. Hayırlısıyla e, hayırlısı inşallah yerli milli arabayı da bir süre üretir. Sonra onu da yabancıya satar. Yine gurur duyarız. Bütün bunlar olurken anlaşıldı ki insanın gelip de buluşup da diyene bir şey sattığı sistem harika. Yarın için o kadar da parlak gözükmüyor. Daha önce insanlığın sonu yapay zeka, robotlar vesaire diye video yapmıştım. Buraya bir yere koyarım, açıklamaya da koyarım. Oradaki mantıkla dünyanın gittiği yerde insanın insanı tatmin etmesi her açıdan ki video izleyen genç arkadaşlar için şimdilik bir <laughs> özür dileyeceğim ama bir dakika ileri atın videoyu. E, seks sektörü, cinsellik sektöründe de çeşitli gelişimler var. E, iki yönde de. Birincisi e, robot gibi işte yapay bedenli, sentetik dokuyu da taklit edebilecek seks robotları yap. Aşırı gerçekli. İngiltere bir firma, e, Çinli bir firmayla ortak bunu çok başarılı yapıyor. Bunu insanlara sunuyorlar. Ki bazıları bu İngiliz bir de Humans diye bir de konu olmuştu. Bazıları bunu işte hakıntı şeklinde evini arkadaş olarak alıyor, sarılıyor falan oturuyorlar. Bir yandansa sanal seks gibi sanal mutluluklar da satılıyor. Burada insanı insana satmak ki dünyanın en eski mesleklerinden biri kabul edilen biliyorsunuz seks sektörü burada mesela artık insandan kurtulma var. Çünkü bir seks kölesi, seks çalışanı, işte bu alanda çalışan kişi belli bir süre çalışabiliyorken tepkileri var, şikayetleri var vesaire yapay alandaki satılan sahte insan, sahte mutluluk sonsuz senin fikrine göre. Aynı zamanda hemen bu konudan artık çıkış yapalım yüzümüz kızarmadan. Bir başka şey ise yapay arkadaşlar, yapay zekanın sana arkadaş olması. Benim çocukluğumda Night Rider diye bir film, şey, dizi vardı ve burada arabayla konuşuyordum. Araba seninle muhabbet ediyordu. Harika bir şeydi. Bizim hayalimizdi. Bugün yapay zeka o duruma geldi. Tek sorun hangi porsiyonla ve size nasıl satılacağı. Çünkü seni anlayan, dinleyen, hep seninle sevdiğin muhabbeti yapan, arada böyle azıcık trip at diye açıp kapatabildiğin, dozunu ayarlayabildiğin bir yapay zeka harika olacak. En iyi arkadaşın, en iyi dostun, kendi psikoloğunu cebinde taşıyacaksın. İşte burada insanı insana satmanın yol ayrımına geliyoruz. İnsanı insana nasıl satacaksın? Hizmet olarak satabilirsin. Bugün çeşitli platformlar var. İşte evine boyacı alıyorsun. Ne bileyim işte işini yapacak. Özel ders hocası buluyorsun falan filan. Bu şekilde insanı insana satmaya devam edeceğiz. Çünkü siz orada başlığınızı takmış sanal dünyada oyunlar oynarken PUBG'yi gerçekten hissediyorken falan ya da işte seks sektöründeyken evdeki boruları birinin tamir etmesi lazım. Ya da o bilgisayarını falan birinin tamir etmesi lazım. Yine birileri gelecek ama Yarının dünyasında eğer ayakta kalmak istiyorsanız yazılımı öğreneceksiniz. Bunu da işte 3 yılda 1 milyon yazılımcı yetiştiririz falan gibi projelere değil, kendinize güvenerek yapın. Siz kendinizi kurtaracaksınız. Seni kurtaracak şey senin yapacağın şeydir. Ve yarın insanı insana satan kazanacak. Ha bunun için işte geldik son noktaya. Yarın insanı insana satan kazanacak. Daha önce geleceğin meslekleri video çekmiştim. O zaman boş zaman mühendisliğini anlatmıştım. Oyun üret. Bak pick satılıyor. Sen de o şirketin sahibi olabilir. İçinde çalışabilirdin. İzmir'de kafa topu. Aynı şekilde gurur duyuldu. Her ne olursa olsun yarın insanlar cep telefonlarıyla yaşayacak. Tabletlerle yaşayacak. Ya da bunun sanal versiyonlarıyla. İşte oraya üretebilirsen, sanal dünyayı üretebilirsen yarın sen de para kazanırsın. Ama öyle ya da böyle halen her üniversiteyi bitirinin de para kazanması gerekmeyen işleri yapıyorsan o zaman üzgünüm. Yarın sana çok fazla yer olmayabilir. Ben Öykü Tatar. Umarım kendine yatırım yaparsın ve insanı insana satacak güzel bir fikir bulursun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.